Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, merhabalar efendim. Bir fıkıh saat programında yine sizlerleyiz. Bugün de bize gönderdiği gönderdiğiniz sualleri yanıtlamaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah afiyet versin. Cümlemize inşallah. Hocam müsaadenizle ilk soruyla başlamak istiyorum. İlk sorumuz namazdaki kılık kıyafetle alakalı. Soru şöyle, erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları caiz midir? Aynı şekilde kadınlar bu hususta nasıl davranmalıdır? Evet. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve salâtü ve selâmü alâ Rasûlillâh ve aleyhi ve sellem ve ba'du. E, sualde de ifade edildiği üzere erkek ve kadın ayrımı yapılması aslında yerinde olmuştur. Öncelikli olarak meseleyi erkekler açısından baktığımızda şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki kişinin namazını çorapla kılması ya da çorapsız kılması namazın sıhhatine etki yapan bir unsur değildir. Yani ister kişi çorapsız bir şekilde namazını kılmış olsun isterse de çoraplı bir şekilde namazını kılmış olsun her halükarda bu kişinin namazı sahiptir. namazın sıhhat şartlarında böyle bir şart yoktur erkekler için bunu konuşuyorum. Evet. ancak e, namazın e, edepleri, müstahapları kavramında baktığımız zaman bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler var e, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bazı hadis-i şeriflerde işte müşriklere muhalefet edin Yahudilere muhalefet edin Ehli Kitab'a muhalefet edin işte onlar e, mesleri çıplak ayak namaz kılarlar siz meslerinizle namaz kılın şeklinde buradan hareketle Hanefi mezhebinde e, çorap ile namaz kılmanın, temiz çorap ile namaz kılmanın edep olduğu, müstahap olduğu ifade ediliyor. E, Şafi mezhebinde ise bunun tam aksi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Mekke fethinde e, çorapsız namaz kıldırdığında istillal ederek e, çorapsız namaz kılmanın e, müstahap olduğu ifade ediliyor. Burada biraz da meseleyi e, algıyla da alakalandırmak gerekir. Yani şöyle ki, işte bir camidesiniz, cami cemaatindesiniz. Böyle bir yerde işte sizin ön safa geçip de veya imamlık yapıp da ayağınızda çorap olmadan namaz kıldırmanız durumunda cemaat tarafından yadırganma söz konusuysa bu tabii ki doğru değil. Yani kerahat manasında doğru değil, edebi terk etme manasında doğru değil. Ama sayfiye bir yerdesiniz. Yani insanlar zaten orada çorap giymiyor ve bu şekilde camiye geliyor veya Hicaz'a gittiniz. Haram-ı Şerife gittiniz, Mekke, Medine'ye Münevvere'ye gittiniz. Orada zaten insanlar genel itibariyle havanın da sıcak olmasından dolayı çorap giymiyor. Böyle bir yerde sizin çorapsız olmanız namaz kılma veya kıldırmada yadırganmadığından dolayı bunu da herhangi bir kerep, kerahat veyahut da edebin terk olarak da algılanmamalı. Bu mesele tamamıyla insanların o kişiye biraz da bakışıyla da alakalı olarak kitaplarımızda ifade edilmiştir. Ama bizim toplumumuzda yani Türk örfünde özellikle büyük şehirlerde imamlık yapacak olan kimsenin çorapsız kıldırılması hoş karşılanmayacağı için edebin terki olarak kabul edilir ve bu bağlamda zıttı mahbub anlamında. Yani güzelin zıttı anlamında mekru olduğu vurgulanır ama dediğimiz gibi Şafi mezhebi bu konuda tam aksini düşünmektedir. Tabi bu erkeklerle alakalı meseleyi kadınlar açısından baktığımız zaman bu konu biraz tartışmalıdır. Şöyle ki kadının ayağı avret midir değil midir? Bu noktada Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre namaz konusunda kadının ayağı avret değil ama nazar konusunda veya lems konusunda avret olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla namaz kılma esnasında bir kadın çorapsız olarak namaz kılsa ee, ama topuklarına kadar örtmüş bir şekilde yani kağıt kemiklerini yukarı aşmamak kaydıyla Hanefi mezhebinde sahi kabul edilen görüşe göre bu kadının namazı sahih olur. Ee, ancak e, sahihin karşıtı olan diğer görüşlere yani e, ayağın avret olduğunu iddia eden diğer görüşlere baktığımız zaman bu ciddi anlamda namazın sıhhatine engel olur ki Şafii mezhebinde bu daha ağırlıklıdır çünkü kadının ayağı gerek namaz olsun gerek nazar olsun mutlak anlamda avret olarak gören bu mezhebe göre kadının çorapsız namaz kılması elbette caiz olmayacaktır. Bu sebepten dolayı bu ihtilaftan da kaçabilme adına e, gerek Hanefi mezhebine mensup olsun her halükarda kadının çorapsız namaz kılmaması e, en azından ihtiyatla hareket etmesini tavsiye ederiz. Çünkü namazının ile alakalı bir tartışma var ama erkeklerle alakalı sıhatına yönelik değil belki edebine yönelik bir tartışma olduğu için e, bu o kadar yani kadınların çorapsız kılması kadar meseleyi değerlendirmemek gerekir. Buna göre bir e, kişi kendine bir yol tutturması gerekecektir. Peki hocam özellikle camilerde erkeklerin cemaatle namaz kılarken şadırvanda yeni abdest almış ayağı ıslak habele evet. temas ediyor. Tabi bu da meselenin farklı bir boyutudur. Ee, yani kişinin e, topluma tahallük eden yerlerde e, topluma zarar verecek topluma midesine bulandıracak veyahut da işte hijyene tahallük edecek bir takım sıkıntılardan elbette korunmak gerekir. Hatta bazı camilerde özellikle işte çorapsız girilmemesi hı hı. vurgulanıyor, söyleniyor. Tabii çorapla gireceksiniz ama çorabınız da kirli olmamalı. Yani bazen olur ki belki çorap ayağınızdan daha kirli bir durumda olursa bu da doğru bir şey değil. Her şeyden önce cemaate gidiyorsunuz insanlarla beraber oluyorsunuz o zaman insanlara zarar verecek gerek kokusuyla gerek kirliliğiyle gerek hijyene zarar verecek bir şekilde bundan mümkün mertebe kaçınmak gerekir. O yüzden bu sadece meselenin çoraplı olup olmamasıdır her yönüyle mesele ele alınmalıdır. Peki hocam Allah razı olsun ağzınıza sağlık. Ağır hakaretlerle küfür eden veya söven bir kişinin abdesti bozulur mu? eee şimdi abdesti bozan durumlar fıkıh kitaplarında navakıd vudu başlığı altında ele alınır. Yani abdesti bozan durumlar. Bunlarda da temel olarak baktığımız zaman necasetle ilişkili olan şeylerdir. ya da necasetle ilişkili olmayan şeylerdir. İkiye ayrılır. Necasetle ilişkili olan şeyler kişinin ön ve arka yolundan ee, bir şeyin çıkması ki bu çıkan şey mutat veya gayri mutat olsun. Ön ve arka yolun dışından çıkan şey ise işte üç şart aranıyor. Necis olması, e, seylan diye tabir ettiğimiz akıcı olması bir de tecavüz dediğimiz bir mahalden farklı bir mahalle intikal ederek tecavüz etmesi. Bu şartlar gerçekleşti kişinin abdesti bozulur ya da mazinne diye ifade edilen e, normal şartlarda abdesti bozan bir hades değil ama bunun yanı sıra abdesti bozma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu bir durum ki uyku hali Tabi burada uyku pozisyonlarına göre e, hükümde farklılık olacaktır. Bu da kişinin yatarak uyuması abdesini bozmasına sebep bir de zecir mahiyetinde abdesti bozan bir durum vardır ki o da kişinin e, rükû ve secdeli olan bir namazda yani normal cenaze namazını istisna etmek için bu ifade kullanılıyor veya tilavet secdesini istisna etmek için bu ifade kullanılıyor. Böyle bir namazda kişinin yanındaki duyacak şekilde gülmüş olması Böylesi bir durumda da hem abdesti hem namazı bozulacaktır. Bunların haricinde namazı e, bozan e, bir durum olarak kişinin bahsettiğiniz gibi e, sövmesi, sinli kafli konuşması e, tabii ki elbette Müslümana yakışan bir ifade olmamakla beraber e, böyle bir ifadede kullanmak kişinin abdestini bozan bir durum değildir. Hı, hı. Ee, ancak e, kitaplarımızda abdest almanın müstahap olduğu, sünnet olduğu yerler beyan edilirken ve bununla alakalı Hz. Ayşe radıyallahu teala anha'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif de referans alınarak kişinin bu gibi ifadeleri kullandıktan sonra abdest almasının sünnet olduğu, müstahap olduğu ifade ediliyor. Ee, aslında bunu daha da genel, genelleştirelim. Bir Müslümanın başka bir Müslümana sövmesi e, günahtır ve her bir günahtan sonra belki kişi abdesti dahi olsa abdestini tazelemesi e, müstahaptır. E, dolayısıyla bu sadece sövmek olarak değil. Birinin gönlünü kırdınız veyahut da bir günah bir ameliyede bulundunuz ki o ameliye günah bir ameliye. Her ne kadar abdestli olsanız da tövbe edip tekrardan abdestinizi tazelemeniz müstahaptır. O yüzden bu gibi sövme gibi durumlarda da doğru olmamakla beraber, yanlış olmakla beraber ki bunu vurgulayalım. Ama abdesti bozan bir durum değil. Ama abdest alınması müstahap olur, güzel olur. Bunu da ifade etmiş oldum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah'ın tamam, cümlemiz. Allah razı olsun. Hocam müsaadenizle diğer soruya geçmek istiyorum. Sorumuz kıbleye ayak uzatma ile alakalı. Soru şöyle. Bir kişi yatarken ayaklarını kıbleye ya da kıbleye yakın bir yöne doğru uzatsa. Dinen bunda herhangi bir sakınca var mı? Şimdi şüphesiz kıble diğer cihetlere nispetle daha mukaddes olan bir yerdir ki bir Müslüman günde beş vakit o tarafa doğru yöneliyor ve namazını kılıyor. Bundan dolayı İslam'ın şiarı olarak o yöne, o tarafa doğru insanların hürmeti, hı hı. oraya karşı bir edebini sergilemesi söz konusudur. Bu gerek uyku hali olsun, gerek uyku hali değil, normal bir zaman olsun. Kişinin kıbleye karşı ayaklarını uzatması sui edep olarak algılanmış. Hatta sadece mesele kıbleyle de alakalı değil. İşte kitaba karşı... Yine Efendi Hazretlerimizden biliyoruz. E, sağlıklı olduğu dönemde e, Fatih'teki evindeyken e, kendisini ziyaret ettiğimizde müşahede ediyorduk ki sarını koymuş olduğu bir sehpası vardı. O sehpaya karşı bile ayağını uzatmıyordu. Ki sehpanın bizatihi kendisinin bir önemi yok. Kıble tarafı değil ama neticede o sehpa orada sarık için konulmuş ve sarık üzerine konuluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti onun üzerine konulduğu için bu derecede edebe riayet etmek bu tabi edep mahiyetinde. Yoksa herhangi bir kerat olarak mesele değerlendirilmez. O yüzden Müslüman mümkün mertebe edebiyle hareket edeceğinden dolayı gerek uyuyar uyuma durumunda olsun, gerek normal zamanlarda olsun kıbleye karşı suyu edep göstermem adına ayağını uzatılmaması edep olarak algılanır. Bunun zıttı ise mekruh olarak ifade ediliyor. Bir de mesele o ki madem uykudan açıldı aslında uyku Allah-u Azimüşşan'ın kullarına vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Ki Nebe suresinde de ifade edildiği üzere bedenimizin dinlenmesi için bir vasıta ki beden de bizim için cenneti kazanmamız için bir vasıtadır. Ee, ama uykunun bu manada bir nimet tarafı olmasıyla beraber gaflet tarafı da vardır. Çünkü uyku Efendimizin de bir hadis-i şerifinde ifade edildiği üzere e, ölümün e, küçük kardeşi yani kişinin gaflet anı. Böyle olmasından dolayı e, kişi o uykusunu dahi ibadete çevirmesi, bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi yani bir Müslüman nasıl uyumalı, uyumasında neye dikkat etmeli? E buna baktığımız zaman işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kişi abdest alır uyumadan önce velev ki abdesti olsa bile yine abdest alır. Abdestini aldıktan sonra iki rekat abdest şükür namazı kılar ve yatağa girer sağ tarafına doğru belli viritler vardır, belli dualar vardır. Sünnet üzere olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan hadis-i şerifler vardır. İşte 33 kere Subhanallah demek, 33 kere Elhamdülillah demek, 34 kere Allahu Ekber diyerek kişinin avuçlarını öflemesi, bedenine ve yatacağı yere sürmesi gibi bununla alakalı viritlerini yapar ve sağ tarafına doğru kıble tarafına yani yüzünü kıbleye çevirerek ee, sağ avucunun üzerine başını koyarak tek halinde ee, gözümü şu anda kapatıyorum ama açtığımda acaba ahirette mi açacağım? Bu düşünceyle beraber uykuya dalması sünnet üzere bir uyku olur ki o gafletini de bir nevi ibadete çevirmiş olacaktır. Ee, Tabi bu bizim e, dinimize karşı, e, inancımıza karşı edebimiz ve saygımızın bir nevi göstergesi. Yine Efendi Hazretlerimizin yakın hizmetinde olan e, hocalarımız vardı. Onlardan duyuyorduk. E, yani sağlıklı olduğu dönemlerde ki Rabbim vücuduna sıhhat afiyetleri ihsan eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Amin. Ömrünü hayırlı bir şekilde ziyade eylesin inşallah. Amin. E, kendisi e, yatmadan önce işte abdest alır lavabo ihtiyacını görür, abdest alır. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılacak. Ama sanki dışarı cemaatin huzuruna gidecekmiş gecesine e, normal çoraplarını giyer, meslerini giyer, şalvarını, işte gömleğini, gömleğinde neleri koyması gerekiyorsa işte misvanı veya kalemini Cübbesini tam bir takım sanki dışarı çıkacak, sanki cemaatin huzuruna sohbete çıkacak tarzında bütün elbiselerini giyer. iki rekat namazını kılar, Allah'ın huzuruna durur. Ondan sonra tekrardan onları çıkartarak yatağa girer ki bu insanın hakikaten dinine karşı olan düşkünlüğünün bir göstergesi bizim için de aynı zamanda bir numunedir. Belki biz o derece bunu yapamasak da en azından buna gıpta etmemiz, yapabildiğimiz kadarını hayatımıza tatbik etmemiz bizim açımızdan güzel bir örnek olur inşallah. İnşallah hocam. Bu güzel hatıralar için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eşim defalarca boşanma kelimesini bana karşı söylüyor. Daha sonra gelip ne boşanması? Saçmalama gibi bir ifade kullanıyor. Böyle bir durumda benim ne yapmam gerekir? E, Tabi burada e, öncelik olarak e, eşinin itikadi durumu sorgulanmalı. Yani İslami hafife almak, e, dini hükümleri hafife almaktan kaynaklı bu gibi ifadeleri kullanıyorsa, zaten ortada bir nikah yoktur. Ama yok e, cehaletinden, bilgisizliğinden kaynaklı olarak. Yani bir insanın işte boşama ifadesini kullanmasıyla boşama olmaz. Bu illa resmiyete dökülmelidir. Veyahut da nasıl ki evlilik için bir törene ihtiyaç oluyorsa en azından toplum nezdinde ki dinen aslında buna da ihtiyaç yoktur. Boşanmanın da öyle lalet tayin ağızdan çıkacak bir kelimeyle Olmayacağı bilgisiyle bunu söylüyorsa bu noktada eşine düşen yani hanımına düşen bunu uyarması güzel bir şekilde bunu bilgilendirmesi eğer kendisinin bu noktada bilgi vermesinde eşi açısından bir sıkıntı oluşuyorsa eşinin dinleyeceği, hürmet edeceği, sözüne itibar edeceği kişileri vesile koyarak bunların ne manaya geldiği ve bu konuda boşanmanın hangi lafızlarla olduğunu noktasında telkinde bulunması ve anlatımda bulunması gerekecek. Ama bazen şöyle de olabiliyor hanım diyor ki sen beni boşadın diyor kocası yok ben öyle bir şey yapmadım boşamadım ben bu ifadeyi kullanmadım dediği zaman burada esas olan tabii ki erkeğin beyanıdır yani yalan söylüyor vesaire o kendi ile Allah arasında olan bir meseledir orada yapılacak bir şey yoktur kadının bu noktada herhangi bir günah olamayacak çünkü kadının vusunda olan bir durum değildir. Ama dediğimiz gibi itikadi anlamda bir problem veya bilgisizlikten kaynaklı bir problem ise bu noktada kadın meseleyi ciddi olarak takip etmeli. Hakikaten bu ifadeler hangi ifadelerdir? Bu ifadelerle talak vaki olur mu olmaz mı? Bunları talih ettikten sonra eşine gerekli bir şekilde bu konuda işte bilgilendirme veyahut da hürmet edeceği, itibar edeceği kişileri aracı koymak suretiyle de bundan sonraki yollarıyla alakalı bir çizerge çizmesi gerekecektir. Peki hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam bir diğer sorumuz giysilerin renkleriyle alakalı özellikle erkeklerin feminen ve kadınsı renkler giymesi hususu soruluyor. Sorumuz şöyle. Bir erkeğin pembe gömlek, mor ceket, bordo tişört gibi günümüzde kadınsı renk olarak görülen giysileri giymesi caiz midir? Veya bunda bir kerahat söz konusu olur mu? E, Kitaplarımızda kerahiye meseleleri anlatılırken e, bazı hadis-i şeriflerin ifadelerinden de yola çıkılarak erkeklerin kırmızı giymesi, sarı giymesi, işte zaferanla boyanmış olan bazı elbiselerin giymesinin mekruh olduğu vurgulanır. Ama bu konu daha da tahkik edildiği zaman arkasında şunun olduğu ifade edilir ki Şurun Bilaldin'in bu noktada kaleme aldığı müstakil bir risalesi vardır detaylı bir şekilde rivayetleri alır. Bu rivayetlerin neden ve niçin uku bulması ve bunun illetinin ne olduğu ve fukanın bu konudaki görüşlerinin neler olduğu ve sonuç olarak neye bağlanacağına dair meseleyi tahkik eder. Hmm. Ve orada şu vurgulanır. Bir erkeğin sarı, kırmızı veya başka konu olan renklerin giymesindeki kerahat aslında toplum içinde kadınlara özgü olan elbiseleri bir erkeğin giymesindeki yadırganma. Bu bağlamda bir kerahatten bahsediliyor. Ama kırmızının, özellikle kırmızı ile alakalı ifadeler var. Böyle bir şey algısı yoksa, yani o toplumda bunun kadınlara mahsus olarak görülmeyip de erkekler de böyle bir tişört, böyle bir gömlek giyiyor iseler, bunun mikro olmayacağını, bunun günah olduğunu ifade eden hiçbir delilin olmadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu bir günah olarak görülmemeli. Ama keraheti bir tenzihi olarak. Yani iyi değil olarak algılayacak olursak en azından rivayetler de bu noktada olduğu için bu gibi renklerde erkeklerin kaçınmasını tavsiye niteliğinde söyleriz. Ama böyle bir renk giydi diye bu erkek günahkar oldu şeklinde de meseleye bakmamak gerekir. Yeter ki o kıyafeti o giysisi kadınlara özgü bir elbise olarak veyahut da o renk kadınlara özgü bir renk olmasın. Peki hocam çok teşekkür ederiz sağ olun. Efendim bugünlük de Fıkıh saat programımızdan bu kadar. Bize yönelttiğiniz soruları cevaplamaya gayret ettik. İsmail alanete sorun etiketi üzerinden sosyal mecra, e, mecralarımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, bir ilave olarak da e, bu yayınlara ve hizmetlere destek olursanız, e, diğer insanlara ulaşma hususunda da çaba ve gayret sarf ederseniz müteşekkir oluruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد